Merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün normal bir gündem gibi görünüyor önümüzde. Ama o gündemin o kadar anormal yanlarını konuşuyoruz ki, gerçekte konuşmak istediklerimizin dışında ya da konuşulması gerekenlerin dışında bambaşka bir yere gidiyor akıllar, kafalar, medya. Mustafa Sönmez, ekonomist, aynı zamanda benim çok eski sevgili arkadaşım, meslektaşım. Bugün Medya Mahallesi'ne yol arkadaşım olacak. Ne yapıyoruz gündemde? Ne var normal Allah aşkına dedin sence? De şey geldi aklıma, Fikret Kızılok'un şarkısı. Nedir bu normal diye. Ya. Biralar soğuk mu dedim. Dedi ki normal. Normal. Nedir bu normal? Şimdi ne normal, ne anormal karıştı. Her şeyde karıştı. Korona da karıştı. Siyasette karıştı. Bugün mecliste başkan seçimi var. Meclis başkanı seçimi var. Herkesmiş gibi yapıyor. Kimin seçileceği belli. Hatta kaç oy alacağı belli. Adaylar, listeler, efendim kulis notları geçiniz. Yok öyle şeyler. Bir başka başlık var hatta böyle ya görülmeyen ya da kenarından dolaşılan. Sence bir hakkın olsa manşet atacaksın ya da işte bu programa başlayacaksın. Eyvah. Bir hakkın var. Eyvah. Konu seç. Hadi başlığı ben sana yardım ederim. Atarız beraber belki de. Bir konu seç bakayım. Bir hakkın var. Şey gibi böyle ben kim milyoner olmak ister falan gibi böyle bir dıt 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 dıt. Gerilimli bir müzik de koyayım arkasına. Ya öyle bir basınç altına sabah sabah beni sokman gerekmez. Tamam, yani. geç. Kaybettin. Arkadaş arkadaşa geç. Bunu yapmaz. Yaptı vallahi. Arkadaş. Senin için daha nerelerden kalktım geldim şimdi hemen. O kadar mı zor? Çok yani. Çok başlık var çünkü değil mi? Yani. Şimdi efendim başlayalım o zaman. Bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Medya Mahallesi programındayız ya. Medyadan birkaç başlıkla başlayalım. Ve ilk sırada bir Sözcü'yü görelim. Şimdi Sözcü gazetesi nasıl oluyor da oluyor demeyin. Hiçbir şeyi bu memlekette olmaz demeyeceksiniz zaten hanımefendiler, beyefendiler. Bunu öğrenmiş olmanız lazım. Gelsin ders ucum manşet. Şimdi bu tahliye akıllara Sözcü davasını getirdi demiş Sözcü. Neymiş o akıllara getiren olay? Erdoğan'ın yerini bildiren 3 yaverde serbest kaldı. 15 Temmuz öncesi 14 Temmuz'da Erdoğan'ın nerede olduğunu bildirenlerin kim olduğu araştırılarak bulunmuştu. Bunların arasında Erdoğan'ın yaveri, düşünün bakın yaver ne demek, hemen yanı başında demek. 3 yaver de vardı. Bunlar yargılandılar, ettiler, şu bu falan derken biri zaten daha önce tahliye olmuştu. Yarbay. Fotoğrafı da görüyorsunuz değil mi? Bakın en başta Erkan Kıvrak var. Tahliye edildi. Şafak Deliacı var. Soldan itibaren gidiyorum. Tahliye edildi. Furkan Özdaban tutuklu. Erdoğan'ın diğer yanındaki Ali Yazıcı tutuklu. Mete Semercioğlu tahliye edildi. İsmail Terzi en sondaki hakkında dava bile açılmadı. Şimdi bu olaydan daha hani 15 Temmuz ne dedi iktidar bize? Darbe yapacakları aklımıza bile gelmedi dedi değil mi? Onların aklına, devletin düşünün, kozmik birimlerin aklına gelmeyen meğer Sözcü Gazetesi'nin aklına gelmişti ve ajanlık ya da işte fenalık olsun diye de Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığını Gökmen Ulu kardeşimiz, sevgili meslektaşımız yazmıştı ve bu yüzden içeri girdi, yattı falan. Aa, bizzat bunları bildiren, yerini bildiren 3 yaver tahliye. Kalsın bir tekrar Sözcü'ye dönelim, orada bir acayip başlık daha var. İYİ Partili Aytun Çıray bunu meclise taşıyor, meclis gündemine. Şimdi efendim Amerika kökenli bir ilaç şirketi Türkiye ve Rusya'da rüşvet verdi diye Amerika'da 21 milyon dolar cezaya mahkum ediliyor. Yani delil var, kesinlik kazanmış, ortaya çıkmış.
21 milyon dolar ceza almış. Normal. Bu normal. Normal. Şimdi anormal şu, tamam da cezanın nedeni ne? Rusya'da ve Türkiye'de rüşvet verdi. Peki bu rüşveti Rusya'da ve Türkiye'de kim aldı? Aytun Çıray bu soruyu meclise taşımış. Ben Türkiye'de kimin aldığını sormuyorum, yanlış anlaşılmasın. Benim haddimi aşar, sınırımı aşar, her şeyimi aşar. Hani ben ki artık Bülent Ersoy'la yarışan bir televizyoncuyum. Ablanız size kurban olsun hallerindeyim. Sorar mıyım? Ben Rusya'da kim aldı diye soruyorum hanımefendiler, beyefendiler. Kim yanlış aldı? Yapmayın. Putin'e soruyorum. Putin'e soruyorum. Putin. Kim aldı? Putin. Kim aldı? Vladimir. Söyle bakalım kim aldı o rüşveti? Bundan sonra böyle muhataplarım. Putin, Trump, Xi Jinping, Merkel. Yükseklerden uçuyorum azim artık. Neyse. Şimdi Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet gazetesi de az önce paylaştığımız, Sözcü'nün manşetinden paylaştığımız konu manşette yaverlere tahliye. Suikast timi ne? Erdoğan'ın yerini bildirdikleri iddianamede yer alıyor. Bu gerekçeyle yargılanıyorlar ve tahliye oluyorlar. Başka sorum yok, hakim bey denir buna. Devam edelim efendim. Bir güne gelelim. Bir günün manşeti farklı. Şimdi 31 Ağustos'ta okullar açılacak dediler ya. Bir de nasıl açılacak, o da merak konusu bu korona aslında. Bir gün diyor ki kaos başlıyor. Çünkü bu yıl fazladan 600 bin öğrenci liseye kayıt yaptıracak. 600 bin yeni liseli olacak. Ve fakat iktidar... Bulgaristan'daki iktidar 5 yılda Bulgaristan değil miydi? Romanya mıydı? Bulgaristan'daki. Bulgaristan, tamam. İzleyiciler anlıyorlar. 1607 devlet lisesini kapattığı için öğrenciler İmam Hatip liselerine mecbur bırakılıyor. Şimdi bu kötü bir şey diye söylemiyorum. Zaten İmam bir gün de öyle bir şey demiyor. Papaz Hatip. Ha? Papaz Hatip liseleri. Yani yok öyle bir şey. Geçiniz. Bir gazete daha görelim. Hürriyet. Hürriyet, başpiskopos haddini aştı manşetiyle çıkmış. Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili tartışmada Yunanistan Kilisesi'nin lideri Hieronymos, ben lider kelimesini Hürriyet'ten veriyorum. Yani Bülent Bey ve ben, affedersiniz, Bülent Hanım ve ben, bu hakikaten ağzımdan istemsiz çıktı. Çünkü çok cins ayrımcı bir ifade olur. Tamamen sehven, onu söyleyeyim. Bülent Ersoy ve ben belli konularda çok dikkatli konuşuruz. Lider sözcüğü bana ait değil, Hürriyet'e ait. Hatta Ertuğrul Özkök o kadar hani ne denir? Liberalizmin hoşgörünün bayraktarı iken Papaz Efendi sen sus diye bir başlıkla yazı yazmış. Papaz Efendi. Ayasofya konusunda haddini bil, sen sus. Rusya biliyorsunuz açıklama yaptı. Amerika'dan, Pompeo'dan açıklama geldi. Bunlar susacaklar. Peki ne olacak? Bunun yanıtını da Bahçeli'nin daha doğrusu MHP'ni yani kısaca gazetesi Türk Gün'den verelim. Türk Gün gazetesi diyor ki ayıplı saldırı. Ayıplı saldırı ne? Malum Ayasofya konusunda atılan bir başlık onunla ilgili. Şimdi Türkiye'nin egemenlik haklarını görmezden geliniyor diyor gazete. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması için gözler Danıştay'ın vereceği karara çevrilirken dışarıdan gelen küstah açıklamalara her gün bir yenisi ekleniyor. İşte az önce sözünü ettiğim Hieronymos, altında küstah Rusya diye başlık atmışlar. Amerika'dan gelen tepki nedense en azından başlıkta yok.
Şimdi gözler Danıştay'ın vereceği kararda imiş. Ben size Danıştay'ın savcısının mütalaasını okuyacağım. Savcı dedi ki, Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Ayasofya'yı açmak Bakanlar Kurulu'nun yani Cumhurbaşkanlığı'nın takdirindedir. Bu nedenle davanın reddi gerekir dedi. Bunu karar konusunda gözlerin çevrildiği Danıştay'ın savcısı söylüyor. Diyor ki karar Cumhurbaşkanı'nın, niye bize dava açıyorlar ki diyor. Cumhurbaşkanı aç desin açılır diyor. O nedenle bu dava konusu olamaz. Onun takdirinde olan bir şey. Onun için davayı reddedin diyor. Ama sanki bunda hani 3-5 kişinin dışında kimsenin haberi yok. Bu gerçekten. Hürriyet'in haberi yok, Türk Günü'nün haberi yok, Ertuğrul Özkök'ün haberi yok. Senin haberin var mı Mustafa'cığım? Şu anda Türkiye'de 13 milyon işsiz var. Bu Türkiye'de %40 işsizlik demek. %40? %40 işsizlik demek. 4 Ama milyon, sen de çıtayı çok yukarıdan... 4 milyon insanın insan ortalığa çıkıp iş arayarak işsiz olduğunu ilan ediyor. Bunu TÜİK kabul ediyor. 4 milyon insan işten umudum yok, çıkıp ne iş arayacağım ama işsizim diyor. O da kayıtlarda var. TÜİK kayıtlarında. Diyor 8 milyon. 5 milyon insan da günde 39 lira harçlıkla evinde tutuluyor. Güya ücretsiz izinli. Böylece 13 milyon insan, yani çalışabilir nüfusun %40'ı işsiz. Gelirler dibe vurmuş. Kiralar ödenemiyor. Çarşı pazar ateş gibi. Bunun Ayasofya ile ilgisi ne? Ha. Şimdi bunları konuşturmamak için tutup Ayasofya icat ediyorlar. Bunları konuşturmamak. Üstelik de konuşulacak cümle yok. Bir cümle. İşte sen döndün dolaştın dedin ki Danıştay savcısının mütalası. Kardeşim bunu bize niye getiriyorsunuz? Bu Bakanlar Kurulu'nun işi. Zamanında Bakanlar Kurulu bu kararı almış. Şimdi de Cumhuriyet Hükümet Sistemi'nin başı toplasın kabinesini, versin kararı. Bize niye getiriyorsunuz demiş Danıştay. Tamam mı? Bu kadar basit. Ama herkes şimdi böyle tavana bakıyor. Biz günlerdir bize neyi tartıştırıyorlar? Hayır, günlerdir bize neyi tartıştırıyorlar? Yani bunu tartıştırıyorlar. Benim konuştuğumu tartıştırmamak için. Tabii. Konuşturmamak için. Gündem, durmadan gündem üretiyorlar. Ayasofya, işte paralel baro, işte İstanbul Sözleşmesi. İşte daha aklına gelebilecek bir sürü eften püften, içi boş şeyler. Kanal İstanbul. Bilinçli olarak bunu toplanıyorlar. Bu 13 milyon işsiz, %40 işsizlik, bu devasa çaresizlik konuşulmasın diye biz ne bulalım, ne konuşturalım, ortalığa ne atalım. Ondan sonra bunun gündemini yapıyorlar ve bunlar taşınıyor. İşte bunun etrafında bir goy goydur gidiyor. Ama bütün mesele bunu tartıştırmamak. Şimdi bunları, yani çok haklısın. Hakikaten bu masalların nedeni bu. Ama şunu çok, aslında tabii çok safça bir soru olacak ama yani neticede safiyetimi verin, ne bileyim ben. Ya da aptallığımı verin. Ertuğrul Özkök, mangalda kül bırakmayan bir yazardır. Yani çok ilginç şeylerden haberdardır. Kim okuyor Ertuğrul Özkök'ü ya? Bu önemli değil. Şunu merak ediyorum. Bunu yazarken mesela Ayasofya meselesinin sahiden Erdoğan'ın iki dudağının arasında olduğunu bilmeden mi yazıyor? Hayır, biliyor. Nasıl yazabiliyor? Bunun için maaş alıyor. Yani bu, o ödedikleri maaş devam etsin. Oradaki ayrıcalıkları, bütün avantaları devam etsin diye bunu yazıyor. Bunu yazması söyleniyor da ona. Ya da o akıl ediyor zaten. Hatta o kenardan diyor ki bugün zamanda bu yazılır. Bunu çıkarın öne. Biz böyle yapardık falan diye. Bunu yazıyor. Yani buna şaşmamak lazım. Ertuğrul Özkök bu yani. Bunu kime anlatacaksın ki? Ertuğrul Özkök değil bizim hedef. Neyse, yani bütün bu şeydeki medyadaki bütün ayakta görünen, bence okunmayan ama bir şekilde belki alışkanlıkla birilerinin göz attığı
Ya da görüyorum mesela Twitter'da bir sürü haber sitesi artık böyle şey olmuş bu habercilik. Sinekten yağ çıkarmak gibi olmuş. Yani dönüyorlar, Ertuğrul Özkök şunu dedi diye haber yapıyorlar. Ondan sonra hurra herkes onun üstüne bir şey yapmaya başlıyor. Böyle bir habercilik türü ortaya çıktı. Özellikle bu sosyal medya üstünden hakikaten. Sosyal medyaya geleceğiz. Şimdi bir anımı paylaşmama izin verin. Sene 1976 ya da 77 o sıralar TRT Haber Merkezi'nde çalışıyorum. Yurt haberlerinde çalışan bir arkadaşım anlatmıştı. Konya muhabiri o zaman TRT'nin, yaşıyor mu bilmiyorum hala, bir haber geçiyor. O zaman işte faks falan yok. Ya yazdırıyorlar ya telefonu, öyle bir şey oluyor. Bir yarım saat sonra o haberi doğrudan alan arkadaşım işte yurt haberlerinde Konya muhabirine Kızılay'da rastlıyor. Konuşurken, sohbet ederken ortaya şu çıkıyor. TRT'nin Konya muhabiri, o zaman 70'li yıllardan söz ediyorum, bir ajandası var. O ajandada şöyle şeyler geçiyor. İşte mesela 3 Ocak zemheri soğukları, 5 Ocak damdan dama atlayan kedi havada dondu. İşte atıyorum bilmem 8 Nisan şu oldu bu oldu falan. Ona bakıyor. Şimdi damdan dama atlarken kedinin havada donmasının fotoğrafını mı sileceklerdi sizden? Ne münasebet? Böyle bir şey geçiyor. İster kullan ister kullanma. Kaşesi yazıyor bunu. Şimdi bunun gibi hani ne yazmalı? Ne yazabiliriz? Ajandada bu sefer daha farklı tabii ki maksatla çerçevede notlar var. Şimdi şuradan güzelleme yapılır. Buradan bilmem ne çıkartılır. Zamani medyası. Valla çuvaldızı bir de size batırayım. Halk TV'nin dün akşamki haber bülteninde 3 tane üst üste mahalle kavgası vardı. Şurada mahalle kavgası, burada mahalle kavgası, şurada mahalle kavgası ne diye. Ne yapalım birader? Ne yapalım birader yani? O haberdir herhalde, bilmiyorum. Şimdi Halk TV'nin de verdiği, ama herkesin verdiği haber elbette. Ciğerlerimiz yandı. Ah çok üzüldük. Son dakika. Çanakkale'de, Gelibolu'da yangın. Bağlantılar. Orası yanıyor, burası yanıyor. Şu kadar şey oldu, bu kadar bu oldu. İşte söndürme çalışmaları, jandarma. Sonra bu sabah, son dakika. Bakan Pakdemir'le açıkladı. 450 hektar kadar alan yandı. 450 hektar ne demek biliyor musunuz? Ben hesaplamaya kalktım, dudağım uçukladı, bıraktım. Muazzam bir alan. Deniz trafiği durdu falan. Son dakika. Şimdi o son dakikaların içine mesela bir türlü şu şey giremiyor. Bakan dün açıkladı. İşte bilmem kaç tane helikopter, karadan müdahale, iki tane de amfibi yangın söndürme uçağı. Aa, iki tane mi? Koskoca Çanakkale'nin o muazzam ormanları mı? Gelibolu'nun. Ne oldu Türk Hava Kurumu'nun amfibi uçaklarına? Ha, ne oldu biliyor musunuz? Dağ kaçtı, dağ ne oldu? Yandı, bitti, kil oldu hakikaten. Türk Hava Kurumu'na el kondu. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarında şöyle bir ayarlama yapıldı. Dendi ki şu kadar galon su alması gerekiyor, malum. Ama onu 100 litre mesela fazlasını koydular Türk Hava Kurumu uçaklarından ki kullanılmasın. Sonra yangın uçakları için Rusya'ya ihaleye çıkıldığı ortaya çıktı. Çok beğenilmiş çünkü uçaklar. Bunun üzerine ihaleye çıkılmış. Bir tek Rusya uçaklarla ihaleye katılmış. Ama sonradan o ihale her nedense oldu denirken Nisan başında bu haberler çıktı. 13 Nisan'da satılıyor dendi.
Sonra biz Mayıs ayında öğrendik ki ihale sessiz sedasız veriliyor ama ne olduğu da ne kadara verildiği hiçbir şey de bilinmiyor. Ama bu Haziran ortasında ihalenin eni boyu belli oluyor. Ama geldi mi, gelmedi mi, gelse niye iki tane uçak var bilmiyoruz. Mesela bu da konuşulmuyor. Orada benim esas endişe ettiğim, korktuğum şey şu. Orada biliyorsun şimdi Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Ayaklar aha, bitti. Evet. O köprü bittikten sonra oranın yavaş yavaş imara açılması, oralara boğaz manzaralı bir takım binaların, yerleşimlerin inşası filan söz konusu. Acaba bu yangınlar biraz da bundan mı çıkarılıyor? Bak her çıkan yangının arkasında mutlaka bir rant pususu olup olmadığını mutlaka bir araştırmak gerekiyor. Yakın zamanda Kaş'ta evet, bir arazi yandı. Dehşetli bir konum. İşte denildi ki burası Baykal'ın yeriymiş aslında falan filan. Bugün bir haber var. Esas oradaki arazi sahibi Erdoğan'a en yakın isimlerden Cihan Kamer. Ha, kuyumculuk. Evet. Sahibi. Evet, yani esas arazinin sahibi bu. Yanan yer. Kaş'taki yanan yer. Peki orası ormanlık arazi nasıl almış? Sit alanı, onu? Sit alanı almış şey ama bunlar dönüştürülüyor. Yani sit alanı diye bir işe yaramaz diye sen de bir şeyin varsa satıyorsun. Nasılsa buraya bir şey yapılmaz diye. Ama o sit alanı allem kullem yapılıp bir şekilde inşaat kondurulur hale getiriliyor. Şimdi yine bugün... Bu iddianın sahibi kim? Yani Cihan Kamer cevap hakkını kullansın. Kullanabilir arzu ederse. Onu da ben belirtmiş olayım. Çünkü hakikaten önemli bir isimdir. İşte orada mesela 25 Haziran tarihli bir haber okuyorum size. Oradaki o yanan yer Kaş'ta tam otellik bir alan yanıyor. Bu gazetelerde çıkan, işte Cumhuriyet Bir Gün gibi gazetelerde çıkan haber, onu da söyleyeyim. Evet, dediğin gibi... Burada bir bölüm evet Deniz Baykal'a ait ama esas yanan ve konu olan yer 300 bin avroya sadece bir parsel satışta. Muazzam bir fiyat rant belli ki. Cihan Kamer ve Hasan Doğan. Hasan Doğan hatırlayacaksınız, Erdoğan gerçekten çok yakınıydı. Erdoğan'ın bunlardan haberi var mı bilmiyorum tabii de ama Doğan sit alanı önemli. Futbol Federasyonu Başkanlığı da yaptı galiba Hasan, evet, evet. Hasan Doğan. Evet. Şimdi bak Ayşenur, onu tamamlayan başka bir şey söyleyeyim sana. Bugünkü Sözcü'de var mı bilmiyorum ama sabah gördüm. Sözcü'nün çok güzel şehircilik rant haberleri yapan İsmail Şahin diye bir muhabiri var. Onun aha, haberi. 17 yılda diyor 3.7 milyar metrekarelik kamu arazisi satıldı. Bak 3.7 milyar bu ne demek? 521 bin futbol sahası büyüklüğünde. Yani sadece sattıkları kitler değil, kitlerden 60-70 milyar dolar gelir elde ettiler. Bu yetmedi. Yavaş yavaş şu bu nedenle kamu arazilerini sattılar. Bu 521 bin tane futbol sahası büyüklüğünde arazi. Kaç? 521 bin. Yani 521 bin? Bin futbol sahası. Futbol sahası. Peh. 3.7 milyar metrekare bu AKP döneminde satılan. Ve bunlardan 2.1 milyar metrekare orman vasfını yitirmiş alan. Şimdi yangını çıkarıyorsun, bir süre sonra orman vasfını yitirmiş oluyor. Yangını çıkarıyorsun, sit alanı olmaktan çıkıyor. Ondan sonra arsaya dönüyor ve satıyorsun bunu. Yani bu yangınların arkasında bu rant ihtimalini hiç gözden uzak Mustafa tutmamak hocam, lazım. Senin burcun ne? Oğlak. Oğlak. Şimdi bugün Oğlak Burcu, Sözcü Gazetesi'nde o haberi bulamadım da. Oğlak Burcu'nda sosyal çevrenden sürpriz haberler alabilirmişim. Sosyal. Bundan sonra böyle.
burçlardan söz edeceğim ben. Ne bu böyle rant için yakılmış makılmış? Ne saçma sapan şeyler bunlar böyle? Evet, sosyal çevremden. Yani, evet, benim sosyal çevremden de işte böyle haberler geliyor. Şurası yanmış, burası maalesef talan edilmiş. Bizde de çevre olsa. Aynen, hiç. Yani bizim bir kuyumcu yakını var mı sosyal çevrede? Maalesef yok. Yani. Yok, benim de yok. Onun hiç güzel biz haber veren çevremiz yok. Yani. Maalesef. Birisi arar, şurası satıldı. Biz şurası bunları beceremiyoruz maalesef. Şimdi efendim, hani o kadar alan satılmış, işte milyarlar, şunlar bunlar. Bakın, sizi Konya'nın bir ilçesine götüreceğim. Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahallede bir kömür madeni açılacakmış. Acele kamulaştırma kararı çıkartılmış. Acil, hemen lazım, hemen. Orası kömür madeni olacak, hemen açın. Şimdi Konya Milletvekili AKP'li Hacı Ahmet Özdemir, işte bu böyle tepkiler olunca köylüleri sakinleştirmeye gitmişler, bundan etkilenecek olan. Ama sakinleşmek ne demek? Mesela biri, memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz diye feryat etti. Susturmaya çalıştılar, susmadı. İşte buyurun. Kaymakam Bey'in söylediklerinin aynısını söylüyorum. O gün burada olan varsa, eğer yönetimde yanlış bir şey varsa söylesin. Ne var oğlum, yerden düzelip kırtlağa yerim gidiyor. Ama bir şey demek. Ben fedaya konuşuyorum ama. Hayır, ben sen bir şey demedim sana. Aslı abi şöyle gel. Türkiye'de komünistim var mı? Şimdi gel, tamam, etten yapıyorsunuz ya. Konuşuyor mu burası? Benim tarlamı ne alıyorsun sen? Hacı abi, benim kırtlağa yerim gidiyor. Benim hayatım bitiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Adamın kafasını bozuyorsunuz. Başkan, biz vekilden bekliyoruz kardeşim. Memleketten bir şey olmadı, sattınız bize. Dayı, hakkı dayı. Hakkı dayı. Hakkı dayı. Ne dinleyeceğim ya? Bitirdik biz memleketi ya. Hakkı dayı. Var dayı, sen memleketi ne yaptın? Allah tabi ko. Size hiç mi Allah korksun? Al git, gel şunu. Hakkı dayı, gel. Hiçbir vicdanınız yok. Hakkı dayı. Ne zaman verirler? Hakkı dayı. Yaktınız ya, benim kırtlığına yerim gidiyor ya. Benim başkanımız yok mu? Sahayı genişletilmiş sayın başkanım orada. Sayın başkanım. Değerli başkanım, ruhsat sahası demir yolundan öbür tarafı, bu yana genişlet. Sustuk. Sustuk. Ay, benim burcumda Başak diye buradan devam edermişiz biz. Şimdi her şey aslında bu memlekette nereden baktığınıza bağlı. Mesela bu tepkilere maruz kalan milletvekili daha sonra Twitter'da şu mesajı paylaşıyor. Diyor ki, dayılar, yeğenler bir arada, zaman zaman sesler yükseldi, jestler, resleşmeler, daha da şöyle, jestleştik, resleştik. Ama saygı, sevgi hakimdi demiş. Sonunda bir ortak noktada birleştik. O ortak nokta ne ola ki sence? Satma konusu mu? Satmışlar. Bilmem. Bilmem. Yani kömür madeni açılacak belli ki. Hani dayılar, yeğenler dediği de. Arada o adamcağıza sesini duyuyor. Hacı dayı, dur. Bilmem ne dayı, Ahmet dayı, Mehmet dayı, neyse. O adamcağız da ya işte, ne yapacak? Hakikaten satmadık yer bırakmadınız diyor. Hakikaten de satmadıkları bir şey kalmadı neredeyse. Ne kaldı sahiden? Bir şey, anlatsana. Vallahi ben de böyle bir aklımı zorluyorum. Elde ne var, ne kaldı? Ya ne bir kaldı? Şey kalmadı. Merkez Bankası'nın dövizlerini de sattılar. Tamam mı? Merkez Bankası şimdi tahta bacaklı. Yani dövizi yok, gidip döviz kiralıyor swap adı altında. Ondan sonra tam tahta bacaklı bir Merkez Bankası var. Bunu dünya alem biliyor tabii. IMF son raporunda da. Ne demek tahta bacaklı? Ya tahta bacaklı, yani senin şimdi Merkez Bankası olarak aslında 2 yıldır 70 küsur milyar dolarlık dövizin varken, döviz fiyatları artmasın diye, döviz fiyatları artmasın diye kamu bankaları üstünden piyasada dövize ihtiyacı olan, dövizle borçlanmış, özellikle yakın yandaş sermayenin
döviz taleplerini düşük fiyatla dövizleri bunlara aktarıyorsun. Böylece Merkez Bankası'nın dövizlerini eritiyorsun. Ama bir taraftan da senin rezervinin kısa vadeli borçlara yetecek kadar görünmesi lazım. O görüntüyü sağlamak için de Katar'dan, Çin'den 16 milyar dolar, geri kalanını da Türkiye'deki bankalardan kiralıyorsun. Bir kiralık dövizle durumu kurtarmaya çalışıyorsun. Tahta bacaklı dediğim şey bu. Yani sattılar, ne sattılar? Sattıklarını, yani Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini bile sattılar. Şimdi döviz rezervi deyince, rezerv, döviz falan, benim dövizim yok. Rezervde ne demek bilmiyorum. Anlatsana bana, beni niye ilgilendirsin bu olay? Şöyle ilgilendirir seni, yani bu döviz fiyatı son noktada önemlidir. Dövizin fiyatı bazen hızlı artar. Artınca bir bakarsın iğneden ipliğe kadar her şeye zam gelmiş, pahalanmış. Bu döviz fiyatı niye arttı dersin ondan sonra. Bunun altını deştiğinde anlarsın ki ülkede yeterince dövizin yok. Ha, ondan. Dövizin olmadığı için de bunun fiyatı yükselmiş. İşte ithalata bağımlılığın var, dış borçların var. Bunu karşılamak için elde döviz olsa fiyat biraz daha aşağılarda kontrol edilebilir olur. Yoksa yükselir. Şimdi Merkez Bankası da bir zamandır hem faizlerin düşük seyrini hem de dövizin fiyatının düşük seyrini sağlamaya çalışıyor. Ki bunun için de bu olmasın diye. Döviz veriyor piyasaya zaten. Piyasaya döviz veriyor kamu bankaları üstünden. Ama bu piyasa dediğin şey aslında zamanında gelişigüzel borçlanmış, yatırım yapmış, şimdi borcunu geri ödemekte zorlanan ya da bugünkü fiyatlar üstünden döviz bulup ödemek durumunda olan firmaları, yandaş firmaları, bütün bu Cengiz, Limak, Kalyon işte gibi saraya çok yakın firmaların ihtiyacı olan dövizi bu şekilde elindeki döviz rezervini kullandırarak satıyor, dövizi satıyor. Sonra da sattığı bu dövizin yerine kiralık döviz buluyor. Kiralık dövizle durumu idare ediyor. Kiralık döviz derken swap alıyor emaneten. Emaneten aldığı dövizler. Swap işlemi dediğimiz. Ha, swap diyor. 55 milyar dolar. Bunun 16 milyar doları Katar ve Çin'den temin ediyor. Geri kalanını yurt içindeki bankalardan temin ediyor. Böyle tahta bacaklı bir Merkez Bankası ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi 55 milyar dolar aldık emaneten. Bu memleketin hazinesinden söz ediyoruz değil mi? Merkez Bankası. Yani neticede yani dövizin bulunduğu kontrol edildiği yer olarak biliyoruz. Şimdi 55 milyar doları aldık. 55 milyar dolar aldık ama şu anda bugün çok güzel de bir başlıkla vermiş Murat Muratoğlu Sözcü'de. Diyor ki rezervlerimiz hiç yoktan kötü. Hani hiç yoktan iyi denir ya. Hiç yoktan kötü demiş yani. Şimdi diyor ki şu anda diyor Mayıs sonu itibariyle net rezerv 28 milyar dolar. Yani Merkez Bankası'nda 28 milyar dolarlık rezervimiz var. 28 milyar dolar. Ama 55 milyar dolar da senin söylediğin gibi emaneten para almışız. Yani şu anda Merkez Bankası eksi 27 milyar dolarda. Yani diyor bu formülü çok beğendim. Çok hakikaten kafam şahane açıldı, aydınlanma yaşadım ama bu iyi mi kötü mü o kadar. Yani aydınlanmak iyi bir şey mi onu bilemem. Diyor ki hiç dövizimizin olmaması için, bakın hiç dövizimizin olmaması için 27 milyar dolara ihtiyacımız var. 27 milyar dolarımız daha olursa o zaman hiç dövizimizin olmadığı noktasına geleceğiz. Hülasa buraya geldik. Yani bu kenarda köşede kalmış ormanları yakıp arazi, arsa türetmek, bilmem ne köyündeki kömür ocağını işletmek filan bunlar yakında sarayın gümüşlerini satmaya kadar varacak. Buralara doğru gidiyoruz. Şimdi bak saraya yaklaşma. Orada biliyorsun şey var. Ama ben riskli alan. Edirne Saray'dan bahsetmiştim. Ay affedersin. Ben Dolmabahçe Sarayı yok, zannettim. Yok, ne münasebet. Edirne Saray, Van Saray. Ya Van demişken azizim.
Ay bir dakika bakmam lazım tam not etmemişim ama bugün bir haber vardı. Efendim Mustafa Sönmez Vanlıdır. Hani övmek gibi olmasın der hatta. Ben de Van'da uzun yıllarım geçtiği için kendimi yarı Vanlı sayarım. Sen biliyor muydun Mustafa Sönmez? Van'da eylem yasağı gelmiş gene 15 gün daha. Yine mi? Peki kaç gündür devam ediyormuş? Fikrin var mı? Vallahi herhalde aylardır var yani. 2035 gündür. 2035 gündür. Ne ayları? Yıllardır. Van'da 2035 gündür eylem yasağı varmış. 15 gün gelmişiz 2035 güne. Niye? Çok mu tehlikeli sizin oralar? Ne olmuş? Niye gelmiş bu kadar? Valilik yasaklıyor tabii bunları. Açık hava toplantısı, basın açıklaması, anket yapılması. Hani yürüyüşten falan söz etmiyoruz. Mesela anket de yasak. İmza kampanyası, el ilanı dağıtılması. Yasak kapsamında bunlar var. Öyle uygun görmüştüm büyüklerimiz. Çadır kurulması. Dediğim gibi oturma eylemi. Onun adı zaten eylem olduğu için aman aman. Ama anket yapılması ve el ilanı dağıtılması bile yasak kapsamında var. Halkın bekası, güvenliği için uygun görmüştür büyüklerimiz. Demek ki böylesinin daha iyi olduğunu düşünmüşlerdir. 2035 gün. Yani 3 yıldan fazla değil mi? 3, 5, 15... Toplasan 65'leri. Meşhur 2015. 4 küsur 5 yıldır devam ediyor. 2015 şeyinden beri. Şeyi vardı ya 2015 tane şey. Şey yani. O şeyden bu. O hal gelmişti ya hani Bulgaristan'a. Kasım seçimleri vardı ya 2015 şeyi. Hani. Hani o zamandan beri. Ne kadar anlaşıyoruz biz. Siz bizi anlıyor musunuz bilmiyorum ama biz birbirimizi gayet iyi anlıyoruz. Şimdi gayet sakin bir şekilde bu konudan elimizi, ayağımızı çekeceğiz. Yavaş, 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 yavaş. Gayet sakin, sessiz biçimde. Muhtemelen bu eylem, şu bu yasağının yeni gerekçelerinden biri olan, Ankara'da öyleydi çünkü avukatlara onun için yasak gelmişti, korona meselesine gireceğiz. Şimdi koronada herkes normal gidiyor biliyorsunuz. Ama Sağlık Bakanı arada tuhaf açıklamalar yapıyor. Diyor ki, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısında artış var. İşte yeni vaka sayısı 1000'in altına iniyor. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat diyor da biz normal gidiyoruz. Ne var bunda? Şimdi bizdeki normale ikinci bölümde geliriz. Çünkü orada enteresan şeyler var da biraz bir yurt dışına çıkalım. Hani yurt dışına çıkınca ben çok ferahlıyorum biliyor musunuz? Oraları konuşalım. Bak oraları ben çok iyi biliyorum. Oralarda bülbül gibi olurum yani. Aynen ben de. Şimdi önce bir korona vesilesiyle bir atalım kendimizi dışarıya. Tamam. Brezilya'da efendim Bolsonaro devlet başkanı biliyorsunuz. Aşağılık, diktatör. Diktatör, despot. Brezilya devlet başkanı için. Brezilya dedi. Devlet başkanı için diyorum. Bolsonaro. Şimdi bakın beyefendi korona ne ki korona? Tanrı bizi korur dedi, bize bir şey olmaz dedi. Maske takmadı. Böyle insanlarla iç içe, yan yana, hatta çoluk çocuğunun elini falan tutarak böyle mitingler düzenledi. Fakat yeni bir haber geldi. Semptomlara bakılırsa, tabii orada hani hemen buna yanıt vermek çok zor ama onun da korona pozitif olduğu yolunda iddialar var. Bir de Trump için böyle derim ben. Fakat Trump şimdi korona olmasa da seçim konusunda yani korona negatif çıkabilir ama esas negatif. Oraya gelelim zaten. Trump'ın maske takmama inadı ve korona konusundaki ısrarı şu anda dünyada birinci sırada korona zulmünde. Muazzam oy kaybettirecek gibi geliyor. Al sana Trump gündemi. Konuş arkadaşım. Vallahi onu geçenlerde ben programımda Osman Ulaga'yı konuk ettim. Osman çok yakın takip ediyor Amerika'yı. Amerika'nın nabzını. Onun da iddiası öyle. Yani bu pandemi Trump'ın defterini dürecek gibi görünüyor.
Çünkü Amerika tahminlerin çok ötesinde zayiat verdi her anlamda. Hem pandemi olarak hem yani sağlık yönünden hem de ekonomik olarak dehşetli kayıplar söz konusu. Düşün ki yani bu 2020-2021 eğitim yılını online yapmak kararı aldı üniversiteler. Bu kadar kuşatılmış ve kendilerini çaresiz hissediyorlar. Bu kadar mesafe alınmamış hissediyorlar. İşsizlik keza ekonomi dehşetli boyutlarda. Devasa bütçe açıklarını göze alarak inanılmaz yardımlar çıkardılar. Fed bütün imkanlarını falan filan kullandı ama yeterince iyileşme yok. Yeterince mesafe alamıyorlar ve kontrol altına alabilmiş değiller. Ondan dolayı da çok muhtemeldir yani Trump'ın büyük fire vermesi. En olmadık kesimlerden tepki. Fire verip de kaybetme ihtimali var mı acaba sana göre? İşte yani kaybetme ihtimali yüksek görünüyor, öyle diyorlar. Tabii bunu biraz yerelden gözlemek lazım ama izlediğimiz kaynaklar, yakın gözlemciler bunu söylüyorlar. Yani pandemi götürür Trump diyorlar. Şimdi Trump'ın bir fotoğraf vardı, bu Rushmore Dağı malum. Pardon, oradan bir şeye gelelim. Trump bundan dolayı şimdi Çin'e yüklenecek. Ona geleceğiz, ona geleceğiz. Şimdi bakın şu fotoğraf, Amerika'nın kurucu babaları. Öyle denir ya. Onların yanında poz verdi ve kendisini onlarla hani eş tutarak güçlü bir mesaj vermeye çalıştı. Ve fakat bu kurucu babaların yanında yer almak bir yana, bugüne kadar görevdeyken seçim kaybeden başkan sayısı 5. 6. olma ihtimali var diyorlar. Çok güçlü bir ihtimal diyorlar. Ve üstelik de Biden, demokratların adayı Biden, hiçbir şey yapmadan tıp böyle yerinde durduğu halde bu oluyor diyorlar. Korona sürecini iyi yönetemediği için. Şimdi bu nedenle oraya gelelim. Trump başka bir atak peşinde, başka bir hamle peşinde. Onu anlatıyordun. İşte Çin'i bu pandeminin günah keçisi addedip bütün bunlar Çin'in başının altından çıktı diye Çin'e çeşitli salvolar, hamleler hazırlığı içerisinde. Hatta bu konuda İngiltere'yi başta yanına çekmiş durumda. Yani gene içeride ayrı düşman, dışarıda gene dışarıda, büyük düşman. Evet, büyük düşman. Her zamanki şey olarak yani içerideki tepkiyi, isyanı, hoşnutsuzluğu dışarı doğru kanalize edip orada müsebbip olarak Çin'i gösterip biz gayet iyi gidiyorduk. Ondan sonra her şey yolundaydı, yükseliş halindeydik. Bunu Çin başımıza açtı. Hı hı. Hatta virüsü de onlar laboratuvarda ürettiler, dünyanın başına sardılar demeye vardıran, asıl astarı olmayan şeylerin peşinde. Oradan Çin'e ekonomik olarak bazı darbeler vurmak ve bununla kamuoyunu tekrar toparlamak, yani bir dış düşman icadıyla kendini kurtarmaya çalışmak. Bunun adımları yavaş yavaş gelecek işte. Seninle konuşuyorduk sosyal medyada, TikTok'un yasaklanması. Ya bu çok acayip. Dediğin gibi şimdi bakın Çin bir telefon markasıyla ortaya çıktı ve başına gelmedi kalmadı. Yetmedi. Dışişleri Bakanı Pompeo düzeyinde, yani efendim herhangi bir işte Beyaz Saray danışmanlarından biri, herhangi bir yorumcu falan değil. Dışişleri Bakanı Pompeo, TikTok diye bir uygulama var, sosyal medya uygulaması. Onun bütün kötülüklerin anası olduğunu neredeyse söyleyerek defterini düreceğiz demeye getirdi. Şimdi TikTok, belki biliyorsunuzdur, Türkiye'de de bir hayli yaygın kullanımda ve zaten aralarında 34 dilde kullanılıyor. Aralarında Türkçe de var. Yani Türkiye'de de bir hayli hemen hızla yaygınlaştı. Çünkü video paylaşımı sitesi. Twitter'da biliyorsunuz video falan oluyor ama sınırlı şeyde
hani kelimelerle paylaşım var. Facebook zaten yaşlandı deniyor. Hatay'daki vesaire. Şoförü hatırlıyor musun? Yani beni ya, şey o TikTok. Tır şoförü. Evet, o TikTok. Doğru, şeyi, doğru. Yani insanlar TikTok üzerinden hem özel hayatlarını paylaşıyorlar. Mesela bakınız Demet Akalın ve ev ahalisi en çok kullananların başında geliyormuş meğer. Bir araştırma yaptım TikTok konusunda. Dikkat. Nelerde neler. Dikkat et. Ve orada işte video insanlar dertlerini de paylaşıyorlar. Sokak röportajları paylaşıyor. Neler neler neler. Şimdi 500 milyon kullanıcı var 150 ülkede. Muazzam bir güç bu. Çin kaynaklı bir sistem. Şimdi birdenbire Amerikan Dışişleri Bakanı ya. Amerikan Dışişleri Bakanları eskiden, mesela Kissinger'ı falan hatırlayalım. Kissinger dünyanın gördüğü en karanlık diyelim isimlerden biridir belki. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok ama öyledir vaktiyle. Fakat muazzam stratejilerle bir şeylerle çıkardı kamuoyunun önüne. Bir sosyal medya platformu için Pompeo çıktı ve defterini duracağız dedi. Aa, eş zamanlı olarak bizde de gündeme geldi. Niye? Sosyal medya dediğin artık her şeyi o kadar etkiliyor, her şeyi o kadar belirliyor ki en büyük şey haline geldi. Mesele haline geldi. İçeride ve dışarıda. Çünkü kontrol edemiyorlar. Çünkü inanılmaz bir ifade özgürlüğü alanı açıyor. Onun etrafında baş edemedikleri bir örgütlenme gerçekleşiyor. Bir anda bir şeye tepki ışık hızıyla yayılıyor. Yani bu baş edemedikleri bir şey. Hakikaten de edemeyecekler de. Yani bakma, yasaklamaları da çok zor. Yani internet denen bir şey, bir altyapı. Önlenemediği sürece, nasıl elektriği kesemiyorsan, interneti de kesemiyorsun. Bu kadar hayatının içine girmiş olan bir şey. İnternet olduğu sürece sosyal medya olacak ve sosyal medya üstünden de herkes her şeyi söyleyebilecek, onun etrafında toplanabilecek, örgütlenebilecek. Türkiye'nin haline bak. Türkiye'de nelere kısıtlamalar getirdiler, engeller getirdiler, zapturaplar getirdiler. Bir sosyal medya tek başına uykularını kaçırmaya yetiyor. Yani bir sosyal medya kabusuyla yatıp kalkıyorlar ve hakikaten düşünüyorlar, gece gündüz düşünüyorlar. Bunu nasıl etkisiz hale getirebiliriz diye yapamıyorlar. İşte benzer durum Amerika için de geçerli. Boş. Yani buradan önleyemeyecekleri çok muhteşem bir şey var. Rüzgar var yani. Şimdi efendim Mustafa Sönmez aynı zamanda Al Monitör yazarlarından biri. Al Monitör bu bölge yani işte Arap ülkeleri hatta İran vesaire bu bölge insanına gerçekte neler olduğunu anlatmaya çalışan bir yayın grubu değil mi? Şimdi sen o nedenle bu konuda daha fazla bilgi sahibisindir. Sosyal medya ve her türlü iletişim, internet bu coğrafyada İran'dan Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suriye'ye muazzam bir baskı altında. Kapatılıyor, kapatılıyor. Engel olunabiliyor mu? Olunamıyor, olunamıyor. İşte ona bir kere teknik olarak engel olunamıyor. Hmm. Çünkü neyi kısıtlayacaksın? Yani VPN diye bir şey var. Onu koyduğun kısıtlamaları pat diye onunla aşabiliyorsun. Ondan sonra ne yapacaksın? Yani neyi engelleyeceksin? Şimdi beni diyelim engelledim. Ben yazdığım, çizdiğim şeyi Hotmail üstünden bulabildiğim bütün adreslere yayabilirim, dağıtabilirim. Sen bunu internete engelleyemezsin. Şimdi ben hani sosyal platform, sosyal medyaya büyük ölçüde adapte olmuş, uyum sağlamış bir insanım. Hani yaşıma maşıma rağmen ama bir yerden sonra söylediklerin bana hani işte ne bileyim uzaylı Klingon dilinde gibi gelebilir. Ama asıl gençler bunları biliyorlar ve çok çabuk da aşıyorlar herhalde. Onlar çok hakim. Ya onu bırak aşırır. Mesela Facebook. Facebook artık çok okur yazar düzeyinde eğitim olan insanların bile
kullandıkları, aile içinde paylaştıkları, ondan sonra haberleşme ağları kurdukları, birbirleriyle her tür sosyal ilişki kurdukları bir platform. Tamam mı? Hı hı. Gençlerin artık itibar etmediği, demode buldukları ama ileri yaş gruplarının son dönemlerinde, demlerinde keşfedip ellerinden bırakmadıkları bir platform yani. Şimdi bunu nasıl önleyeceksin? Bir de bak böyle şeyleri engellemeye kalktığın anda bumerang gibi geri döner sana. Yani sırf Facebook'uma dokundun, ben akrabalarımla konuşmamı artık gerçekleştiremiyorum diye bir AKP'li bile dönüp bunu yapmak isteyen iktidara gerçekten çok fena çatabilir yani. Bu artık insanların çok hayatına girmiş vaziyette. Ama işte, Instagram mesela yani tabii, muhteşem tabii. Kullanılmaya başlanan bir şey haline geldi. Yani sıradan insanlar bu iletişimin hazzını aldılar ve tabii çok farklı kullanım biçimleri var. Yani kimisi böyle sosyallik, işte ahbaplık, dostluk vesaire o amaçla kullanılıyor ama kimisi de siyasi mesajını yaymak için, kendini ifade edebilmek için, bilgi yaymak için, muhalefet yapmak için filan çok etkili bir şekilde kullanıyor. Her yerde bu kullanılıyor. Onun için baş edemezler yani. Özellikle Z kuşağı denilen gençler arasında artık hayatın bir parçası. Şimdi deniyor ya efendim bu yeni komplo teorilerinde koronadan sonra beynimize çip yerleştirecek falan, geçiniz onları. O çip artık beynin içinde zaten var. Ruhumuzda var. Yani biz demeyeyim, gençler özellikle bu ağlar, bu haberleşme imkanları, bu elektronik dijital iletişim olmadan geçirebiliyorlar mı gün? Mümkün mü böyle bir dünya? Ya onu bırak. Bu altyapı olmasaydı, bu pandemi nasıl pandemiyle iyi kötü baş edilecekti? Yani düşünsene, eğitim hayatı sürüyor, bütün hayatın diğer alanları bir şekilde devam ediyor bu imkanlarla. Şimdi efendim hem pandemiyi konuşacağız, hem Z kuşağını konuşacağız. Z kuşağı konusunda AKP kafa yorup duruyor ya. Bir anket yaptırmışlar. Abdülkadir Selvi de AKP'nin yaptırdığı muhtemelen bir anket bu. Abdülkadir Selvi de bunu bulmuş. Perinçek demişti ya, Türkiye'de milli otoriterlik lazım gibi bir şey söylemiş. Diktatörlük. Pardon, diktatörlük ne? Evet, yani diktatörlüğe kadar gidememiş kafam anlaşılan. Bunları konuşacağız. Yani bir bakıma eğlenceli bir gündem, öyle değil mi? Gayet neşeli bir gündem. Onları konuşacağız. Bir de akla ziyan İstanbul'un içinden bir görüntüm var, onu paylaşacağım. TikTok sağ olsun. Görüşelim. Efendim, yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Konuğum Mustafa Sönmez, ekonomi uzmanı, sevgili meslektaşım, arkadaşım, Vanlı, Vanlıyam, Şanlıyam. Hakikaten şey, Vanlı olmak... Bütün kimliklerimi söyledin. Evet, hepsini söyledim, seni ihbar ettim. Onunla gündemi konuşuyoruz. Şimdi birinci bölümün sonunda geldik Z kuşağı meselesine. Hatırlayın, Erdoğan gençlerle buluşmak için bir Instagram üzerinden bir yayın yaptı. Daha doğrusu sosyal medya üzerinden. Ve işte orada gençlerle, bu arada arkadaşlar kulaklığım çıktı, haberiniz olsun. Dumanla haberleşelim bundan sonra. Böyle bu durmuyor kulağımda. Neyse, durur inşallah. Fakat sonunda dislike, yani beğenmeme butonuyla gençler hücum edince önce o beğendim beğenmedim butonları kaldırıldı. İşte arkasından
bu yorumlar eski, kaldırıldı. Yani 300 küsur bine falan gitti dislike şeysi. Bu ilk halleriydi. Erdoğan'ı kızdırdı falan. Ama şimdi AKP ve Erdoğan şöyle bir açmaz da. Açmaz, çıkmaz, sorun. Neyse artık adı. Bir yandan milyonlarca genç seçmen bundan sonraki ilk seçimde oy kullanacak. Bunun sayısı mesela 20 şu an itibariyle 20-40 yaş arası 25 milyon. 6,5 milyon seçmen genç yani. İlk kez sandığa gidecek. 6,5 milyon oy demek. Z kuşağı dediğimiz şey. O nedenle bir yandan onların istediklerini yok etmeye diyelim. TikTok'tu, işte bütün bu sosyal medya mecralarıydı ya da başka özgürlüklerdi çalışılırken. Bir yandan da onlara ulaşma çabası var. Geçenlerde paylaştım, tekrar vereyim. Bunu Sabah gazetesi vermişti, dolayısıyla doğrudur herhalde. AK Parti Z kuşağı ile kucaklaşıyor, başlık buydu. Şimdi genel merkez demiş ki gençlere ulaşabilmek için bir proje hazırlayalım biz. Ve bu projeyi merkezi olarak uygulayalım. Her belediye, işte her il yönetimi kendi başına hareket etmesin demiş. Z kuşağı var yok. Birazdan çok ilginç, hakikaten soldan sağa farklı ifadeler olsa da Z kuşağını anlamaya çalışan ifadeler, görüşler paylaşacağım ama önce senden bir dinleyeyim. Z kuşağı kabaca, yani kuşak diye bir kategori olamaz elbette ama gene de her şeye rağmen devrin, çağın, o sıradaki üretim ilişkilerinin, sosyal ilişkilerin, toplumsal durumun haline bakarak bir kuşaktan söz edebiliriz. Çok kısaca kabaca söylersek. Şimdi bu kuşak için dünyayı bir kenara bırakalım, belki sonra döneriz. Türkiye'de nasıl bir tablo çizilebilir, sen nasıl görüyorsun? Ya bunun tabii sınıfsal bir tanımı yok. Yani bütün sınıflardan insanların belli bir yaş grubunda çocukları var. Dolayısıyla belli bir yaş grubundan söz ediyoruz. Ve bunların en önemli özelliği bir kere kentlerde yaşıyorlar. Yani kırlarda artık böyle bir genç kuşak yok. Yani kırlarda, köylerde. Bak, daha çok önemli bir tabii yaşlı nüfus var. Ama çoğun, yani ezici olarak kentlerde ve büyük kentlerde, yani İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, metropollerin çocukları bunlar. Dolayısıyla bütün bir metropol hayatını yaşıyorlar. Yani metropolde okula gidiyorlarsa okula gidiyorlar, çalışıyorlarsa çalışıyorlar, çalışmıyorlarsa aylaklarsa. Çok dehşetli bir kategori var, ne eğitimde ne işte olan çok bir sayısal ciddi bir kategori %30 var. %30 yaklaşık söylediğim. Yani ne okuyor ne çalışıyor. Evet, yani aslında okul çağında, okulda olması lazım, orada değil. Çalışıyor mu, çalışmıyor da. Genç. Ne yapıyor? Şimdi bunların genç kızı olanlar evdeler, ev kızı gibiler. Yani belki ailenin... Ev kızı diye tabii korkunç bir kategori. Korkunç bir kategori. Evde şey yapılıyor. Belki de aile baskısı altında evde tutuluyorlar yani. Bilinçli olarak okula da göndermiyorlar, işe de gönderemiyorlar. Koca bekletiliyorlar. Böyle bir kuşak var. Erkekler tabii o çok daha ayrı. Şimdi bunların tabii en önemli yanları hakikaten gelecekle ilgili bir bağ kuramamaları, önlerini görememeleri. Çünkü büyükleri de iyi bir rol modeli değil. Yani dehşetli işsiz var. Dehşetli memnuniyetsiz kitle var. Ve oradan da gördükleriyle büyük bir umutsuzluk yaşıyorlar aslında. Fakat bunu hak etmediklerini de düşünüyorlar. Çünkü özellikle bu internet, sosyal medya üstünden bütün dünyayı görüyorlar. Bütün dünyada neler olup bittiğini.
neler yaşandığını, dünyanın ne tür nimetleri olduğunu da görüyorlar. Bir yandan bunu görürken hem umutsuzluk yaşıyorlar hem umut yaşıyorlar. Yani olabilecekken niye bazı şeyler olmuyor diye. Bu kesimin dolayısıyla kendilerine bir yol gösterecek liderlere ihtiyaçları var siyasi olarak da. Her tür önder olarak, yani ister kanaat önderi. Bir kere konvansiyonel medya falan, gazete, dergi bunlarla ilgili değiller. Ta bebeklik, neredeyse çocukluk çağlarından itibaren sosyal medyayla haşır neşirler, internetle haşır neşirler, televizyonla haşır neşirler. Oradan besleniyorlar. Yani özellikle şu dönemde, hele ki bu pandemiyle beraber değişen iklimde umut arayışı içindeler, gelecek arayışı içindeler. Ve AKP, özellikle Erdoğan, onlar için bir umut değil artık. Çünkü Erdoğan ve AKP eskimiş, gözlerini açtıklarında gördükleri bir figür, akılları ermeye başladığında diyelim ki yani 18 yaşında olsun, Gezi olayına ne kadar, daha doğrusu 20-23 yaşında olsun, Gezi olayında kaç yaşındaydı bunlar? 12-13 yaşında ve 12-13 yaşından beri Türkiye'de bir şey var, farklı bir iklim var, bir Gezi ile başlayan bir itiraz süreci var. Daha insanca yaşamak, daha adil yaşamak, kendini ifade etmek, özgürleşmek talepleri var. Ve o zamandan beri Türkiye'de giderek despotlaşan bir yönetim var. Yani bunu gözlüyorlar aslında. Şimdi bu pandemiyle beraber hayatları biraz daha karardı. Bir kere 18 yaş altına, hatta 20 yaş altına evden çıkmama yasağı kondu. Bazılarının işi vardı, işlerinden oldular. Hadi çalışıyorsanız gidin dediler ama eve tıkıldılar. Ev şartları birçoğu için Türkiye'de katlanılabilecek şartlar değil. Belki kendi odaları yok, belki kendilerine ait mekanlar yok. Bunları basınç altında yaşamak durumunda kaldılar. Eğitim güya online verildi, saçma sapan mesajlar içeren bazı eğitim programları uygulandı. Bunlardan çok ciddi rahatsızlık duydular. Ondan sonra bu sınav zamanı daha toleranslı bir timing beklerken bir şeye zorlandılar. Tepkilerini de ortaya koydular. Şimdi zorlanma demişken bakın, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Evrim Kur'an'la söyleşi, İpek Özbey'in bir söyleşisi. İpek Özbey şahane röportajlar yapıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Uluslararası, yani küresel bir araştırma grubunun parçası Evrim Kur'an. Türkiye'deki araştırmalar tabii onunla yürüyor. Sabancı Üniversitesi'nde yüksek öğrenim, MBA öğrenimi de vesaire görmüş. Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Universum'un Orta Doğu direktörü aynı zamanda. Şimdi onun söyledikleri, diyor ki bir kere hani zorlama dedin ya, bu kuşak neyi dayatırsanız ondan kaçan bir kuşak. Bu kuşağı neyi dayatırsanız ondan kaçar. Bu kadar daha açıklayıcı bir şey olamaz herhalde. Dahası artık evet siyasete eskisi gibi belki ilgi görmüyor olabilirler ama siyasetin onlara ne vaat ettiğini, ne söylediğini çok farkındalar ve buna tepki gösteriyorlar. Çok özetle söylüyorum. Buna tekrar döneriz ama bir de sosyal medya konusundaki ifadesini söyleyeyim. Diyor ki sosyal medya yasaklanırsa Z kuşağı ne düşünür? Soru bu. Evrim Kur'an diyor ki şu anda farkında bile olmadığımız yeni bir iletişim kanalı, yeni bir protesto dili ve biçimi yaratırlar diyor. Bugün de Evrensel Gazetesi'nin arka sayfasında var. Bizim de çok yakından bildiğimiz ve hatta tanıdığımız iki isim, 68 kuşağının
hani X, Y, Z, A, B, C, D değil, bayağı 68 kuşağı diye özel bir kuşak vardır ya. Onun çok önemli iki ismi, o sıradaki gençlik önderlerinden Mustafa Yalçıner ve Aydın Çubukçu ile konuşmuşlar Z kuşağını. Şimdi Mustafa Yalçıner diyor ki, Z kuşağı kendisinden önceki kuşaktan daha fazla tepkili. Türkiye'de Y kuşağı, yani önceki kuşak, kendisini Gezi ile ortaya koydu. Sen Gezi'den söz etmiştin. Şimdi Z kuşağı ondan daha ileri gidiyor diyor. Yani çünkü koşullar bir de ondan daha ağır demeye getiriyor. Birazdan bu işte soldan bir bakış ya da bilimsel bir bakış, iki şeyi de söyledim. Devam ederiz gerçi ama birkaç notla. Birazdan Abdülkadir Selvi'nin paylaştığı bir araştırmayla Z kuşağına muhafazakar sağdan bir bakışı ve yorumu getireceğim ama böyle bir tekrar toparlarsak, Z kuşağı gerçekten kendisini daha öfkeli olabilir mesela, daha tepkili olabilir mesela, kendisini topluca ifade etme olanağı buluyor mu? Daha doğrusu ifade etmek için bir arayışı var mı sence? Bence var. Bence var ve bunu da doğrudan sosyal medya üstünden yapıyor, buluyor. Hmm. Yani ama burada unutulmaması gereken bir şey var. Yani özellikle seçim sandık meselesi düşünüldüğünde ya iş dönüp dolaşıp şeye mi geldi? Yani sadece Z kuşağını etkileyecek bir dar marjına mı düğümlendi? Elbette değil. Ama değil. Yani hani şimdi yani Z kuşağına gelinceye kadar Y kuşağı, ondan önceki V kuşağı AKP'den soğumuş durumdalar. AKP bunun çok farkında. Yani döne dolaşa şimdi Z kuşağını nasıl kazanırız diye kafa patlatacaklarsa geçmişler ola. Zaten AKP'nin gençlerle arasındaki makasın açıldığına dair raporlar bizzat kendileri tarafından hazırlanıp partinin işte yönetici masasına kondu. Onu biliyoruz zaten. Dediğin doğru. Bu sadece AKP için değil, CHP için de geçerli. Yani CHP de bu duruşuyla, bu muhalefetiyle bu kesimleri yeterince tatmin edemiyor. Yeterince kucaklayıp kendine çekemiyor. Yani bu bahsettiğimiz Z kuşağı, hatta Y kuşağı CHP'yi de aslında beklentileri karşısında yetersiz buluyorlar. Ya bundan özellikle CHP'nin ders çıkarması gerekiyor. Fakat yine de son yerel seçimlerde, yani geçen yıl yapılan yerel seçimlerde, özellikle İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun bütün engellere rağmen ipi göğüslemesinde bu kuşağın, yani bu genç Z ve Y ya da o zamanın Z'lerinin çok önemli etkisi oldu. Yani onlara dokunabildi bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve o sayede bütün engellere rağmen bu seçimler kazanılabildi. Ama hala gidilmesi gereken yol var. Yani bu kesimlerin son tahlilde aslında sırda değil bunların ne bekledikleri ya. Gelecek istiyorlar. İş, aş, özgürlük, ifade özgürlüğü, kendini ifade edebilme. Bunları kim temin edebilecekse, bunların garantisini verebilecekse bu insanlara, onların yanında olacaklar. Şimdi az önce Evrensel'de Mustafa Yalçıner'in görüşlerini vermiştim. Bir diğer isim Aydın Çubukçu da diyor ki Z kuşağı diye soyut bir varlık gibi görülen şey eşitsizliğin, adaletsizliğin egemen olduğu açıkça görülen bir dünyaya karşı, bu bir dünya çözümlemesi aynı zamanda, itirazını yükselten ve büyük çoğunluğu güvencesiz koşullarda emeğiyle geçinen ya da hiç geçinemeyen insanlardan oluşuyor. Bir kere kuşak saptaması bu. İkincisi şunu söylüyor. Bunlar, yani bu insanlar çok özetle hareket istiyor, köklü değişim istiyor, kendi güçleriyle ve iradeleriyle kendi geleceklerini kurmayı istiyor. Ama bunların nasıl gerçekleşebileceği konusunda şimdilik seçenekleri yok. Şimdi senin söylediğini aslında teyit için bir bakıma bu cümleleri paylaştım. Seçenek yok derken kastedilen kendilerine seçenek sunan bir siyasi hareketten herhalde söz ediliyor. Evet, yani su akıyor ama yatağını bulamıyor. Hı. Kendilerine uygun bir boş yatak akıyor. Boş akıyor. Yani ya da sağa sola saçılıyor. Yani bugün Z kuşağı dediğin 5 yıl sonra Y kuşağı oluyor. Genç işçi adayı oluyor.
genç işçi adayı olarak ya iş buluyor ya bulamıyor. Ya da eğitimini devam ettirebiliyor ya da ettiremiyor ama bir emek sınıfı içerisine giriyor. Yani dolayısıyla aslında soyut bir şey değil bu. Sonuçta bir sınıfa ait hale geliyor. Bir sınıfın insanı oluyor. Dönüp baktığında o sınıfın insanı olarak müthiş eşitsizlikler görüyor. Dünyada ve ülkesinde dehşetli eşitsizlikler var. Dehşetli talanlar var. Soygunlar var. Ondan sonra yani yönetimde inanılmaz keyfilikler var. İfade özgürlüğü yok. Bir adil yargı yok. Ondan sonra temsiliyet yok. Bütün bunları gördüğü zaman işte sonuçta yurdum insanı oluyor, dönüyor. Yani Z kuşağı dediğinin geleceği yurdum insanı olmak. Burada hakikaten partiler eğer insanlara hitap edemiyorlarsa, kendilerini ifade etmelerine imkan verecek organizasyonlar olamıyorlarsa, yani çok ciddi savrulmalar da olabilir. Şimdi bütün dünyada aslında olan ve olması beklenen şey de bu. Çok ciddi bir şeyler var. Beklentilere karşılık bulamama halleri var. Ya yani mevcut siyasi partiler ve programları yani cevap vermiyor. Yani sınırlı olduğunu düşünmüyorsun sen. Yani Cumhur İttifakı partileriyle değil, aslında bütün partilerle. Bütün partilerle ilgili. Buna yer yer işte demin örneğini verdiğim gibi geçen yıl yerel seçimlerde yani İmamoğlu ve onun estirdiği rüzgar belli ölçülerde cevap verebildiği için kendisini iktidara taşıdılar. Yani bütün engellere rağmen taşıdı. Yani bu rüzgarı biri de yakalayabilen olursa, yani suya doğru bir su yatağı haline gelebilirse, bu çok ciddi bir değişimin aynı zamanda enerjisi olacak. Yani bu yeni kuşak, yeni beklentiler, yeni arayışlar. Ama bütün mesele bunlara bir su yatağı olabilmek, onların bekledikleri şekilde bir programı sunabilmek, onlarla beraber yürüyüp değiştirebilmek hayatı. Senin kişisel profilini tamamlayan bir şey daha söyleyeceğim. Her şeyi söyledim. Efendim, Mustafa Sönmez iki genç adamın babası. Biri Y kuşağından, biri Z kuşağından. Doğru. Özetle. Birbirine yakın yaşlar ama yani baktığında... Yakın değiller, 16 yaş. İşte evet. Evet, yani. Y ve Z diyebiliriz. Y ve Z diyebiliriz. Evet. Şimdi dolayısıyla sen onlardan hareketle bir saha araştırmasına gerek yok. Evde laboratuvarını kurmuş sayılırsın. O laboratuvar sana mesela oğulların üzerinden ne anlatıyor? Şimdi neden bakın, birazdan detaylarını vereceğim ama Abdülkadir Selvi Bursa'da bir akademisyenin, nasıl bir başarılı akademisyense Hürriyet Gazetesi'nde köşe kapmayı becermiş. Onun araştırmasını paylaşmış. O diyor ki özgürlüklerine bu kadar düşkün olan kuşağın siyasi tercihlerinde özgürlükler hiçbir yerde çıkmıyor diyor. Şimdi bu kuşak, Z kuşağı siyasi tercihlerinde özgürlükleri önemsemiyormuş. Hiç sorularımızda özgürlük diye bir şey çıkmadı diyor. Şimdi tabii ki sen de evdeki iki deneye dayanarak bir sonuca varamazsın ama gazetecisin, araştırmacısın. Evde laboratuvarında var dediğim gibi. Hakikaten yani özgürlük dertleri yok mu bu gençlerin? Canım, olmaz olur mu? Bir kere tabii ben şanssız bir örneklem seçtin. Doğru da işte. Benim çocuklarım evde değil yani. İkisi de yurt dışında eğitim gördüler ve canım, orada hayatlarını iletişim... kuruyorlar ama tabii iletişim hali var. Olmaz olur mu? Abdülkadir Selvi üflemiş yani. Bu kuşakta, o değil de onun yer verdiği araştırma. Yer, neyse, bu kuşakta olup da özgürlük derdi olmayan, arayışı olmayan mümkün mü? Yani çok ciddi olarak hem Y kuşağının hem Z kuşağının bizim hafızalarımızın alamayacağı ölçüde bir özgürlük beklentileri var. Yani hem öznel hayatlarında hem de yaşamak istedikleri ülke ve dünya toplumsal anlamda olarak. Bir kere yani özel hayatlarıyla ilgili zinhar aile baskısı görmek istemiyorlar. Nerede kaldı ki devlet baskısı? Nerede kaldı ki devlet baskısı? Kendi kararlarını vermek istiyorlar çok doğru bir şey olarak.
kendi kaderlerini çizmek istiyorlar. Mesleklerini, eğitimlerine kendileri karar veriyorlar. Ondan sonra ve bundan sonra nasıl yol alacaklarına dair de kendi kararlarını veriyor. Ve bu konuda rahat bırakılmak isteniyorlar hakikaten. Ve mecbur kaldıkları takdirde de uyumsuzluk gösteriyorlar. Yani eğer bir sevmedikleri işe girdikleri takdirde o işi sevmiyorlar. Yani severek yapmıyorlar hakikaten. Katlanarak yapıyorlar. Ve ilk fırsatta da tepki koyuyorlar. Şey değil hani ya bu da böyle olsun gitsin filan. Yani benim işte annem babam da böyle yapmıştı. Sosyal hayatlarında da yani baş göz olalım bir an önce çoluk çocuğa karışalım ondan sonra aile olalım filan. Bu belki muhafazakar kesimlerde epey çocuklara dayatılan bir şey ama orada bile kabul etmiyorlar. Yani eşlerini kendileri seçmek istiyorlar ya da hayat tarzlarını kendileri seçmek istiyorlar. Cinsel tercihlerini kendileri yapmak istiyorlar. Yani eskilerden olduğundan çok daha cesurca. Yani sonuçta insan bir toplumsal varlıktır. Yani bu böyle şeyden tarladan yetişmiyor. Yaşadığı dünya değiştiği için, yaşadığı toplum değiştiği için, onun bütün şeyleri, unsurları değiştiği için insan da toplumsal bir varlık olarak böyle bir varlık haline geliyor. Bu aslında umut verici bir şey. Yani bundan bence biz umutlanmalıyız. Bu aşağıdan böyle bir kuşağın geliyor olmasından, sorgulayan, itiraz eden, kendine uygun su yatağını arayan, mevcutları yetersiz bulan, ondan sonra karşısındaki cumhurbaşkanı da olsa oy moy yok diyebilen, bu cesareti gösteren. Deminki oylama meselesinde şeydeki beğenmeme dislike. Dislike. Yani Türkiye'deki bu kadar yoğun etiketi, baskı ve insanları neredeyse yıldıran, korkutan, her gün bin bir örneğini gördüğümüz bir iklimde pat diye dislike diyor. Altına da yazıyor, oy moy yok diyor yani. Hatta tişörtler yaptırmışlar, oy moy yok diye yani. Şimdi bu sıhhat. Ben bundan şeyim yani çok umutluyum ve bunu bir sağlık ifadesi olarak görüyorum. Sadece Türkiye için değil, dünya için. Yani dünya değişecek, değişmek zorunda. Bu dünya devam edemez. Bu böyle devam edemez. İşte pandemi bir sınava soktu bu dünyayı ve sınava da çaktı. Yani dünya eski dünyanın sosyal varlığı olarak insanları sınıfta bıraktı. Yeni bir insan gerekiyor. Yani bu tür pandemilerle baş edecek, geleceği kuracak, daha eşitlikçi, daha dünyaya saygılı, çevresine, doğasına saygılı, etrafındakilere saygılı, paylaşan, bölüşen, ondan sonra yaratan, üreten bir insanlığa ihtiyaç var. Bu insanlık işte buradan geliyor. Buradan geliyor ve ben umutluyum. Yani kıra devire bunu gerçekleştirecek. Yatağını bulacak bu su. Tamam, şöyle de bir şey var ama yani tamam bir yanıyla katılıyorum gibi ama bir yanıyla duruyorum bakıyorum. Dünyadaki egemen güçler itibariyle Trump bildiğin astığması kestiğim kestik bir noktada. Akla ziyan şeyler yapıyor. Putin 2036'ya kadar iktidarda kalabilmenin yolunu döşedi. İşte referandumla. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Hong Kong gösterileri bahanesiyle yeni bir OHAL yasası getirdi. Bu arada epeydir anlatmak istediğim bir mesele vardı. Onu da bir konuşalım belki yeri gelmişken. Oradan Türkiye'deki liderlik anlayışına geleceğim. Şimdi bakın Çin'de, daha doğrusu Şangay Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir genç akademisyen, Independent Türkçe'de zaman zaman makaleler ve oralardan haberler veren yazılar yazıyor. Onun yazısından okudum. Diyor ki bir arkadaşım, daha doğrusu Çin'de bir grup arkadaşım vardı. İşte tatillerini konuşuyorlardı. Biri demiş ki ben şuraya gideceğim, öbürü demiş ki ben buraya gideceğim. Üçüncüsü demiş ki ya benim sosyal kredim tutmuyor, ben gidemeyeceğim. Ne demek sosyal kredi? Şimdi efendim her yerde sizi tanıyan monitörler var. Bu kameralar var ya hani güvenlik MOBESE dediklerimiz bizim.
Ona benzer şeyler var. Yüz tanıma sistemine göre de yapılmış. Tabii bu bütün Çin için geçerli değil. Ama zaten seyahat etme imkanı olan, okuyan, entelektüel, harcayan kesim için o metropollerde olan bir şey. Kırmızı ışıkta mı geçtiniz? Kredinizden küt kesiyorlar. Ya da iş yerinize 15 dakika geç gelip de kartınızı 15 dakika geç mi okuttunuz? Krediniz kesiliyor. Şimdi dünya bir yandan bu kadar hani o büyük birader denilen döneme doğru gidiyor. Dediğim gibi küresel güçler giderek otoriterleşme eğilimi gösteriyor. Bir yandan da şimdi verebiliriz Abdülkadir Selvi'nin Bursa'daki bir akademisyen Recep Güven. Bursa'da 2200 denek üzerinde çalışmış. O Bursa'daki 2200 denek Türkiye'ye bir örnek olur mu? Olabilir, ne olacak? Ama şöyle şeyler. Z kuşağı ters köşe yaptı diyor zaten hani Abdülkadir Selvi. Bambaşka bir şey çıkartmış. Şimdi o araştırmaya göre Z kuşağı nasıl bir lider istiyormuş efendim? Buyurun. %35.7'si otoriter bir lider istiyormuş. Milliyetçi lider isteyenlerin oranı %45.4'e ulaşıyormuş. %35.5'te Atatürkçü lider. Şimdi bir kere şey çok enteresan. Atatürkçü lider isteyen 35.5, otoriter lider isteyen bir tık üzerinde 35.7. Fevkalade manidar oranlar. Ve %45.4'te milliyetçi. Gerçekten hani gençler diyorlar ki gel reis ya da işte gel bilmem kim bizi hizaya sok. Bu mudur? Yani bu araştırmayı kim yapmışsa, eğer soruları böyle sormuşsa ben sorarım o zaman yani bir denek olsan. Milliyetçi ne demek, kim? Otoriter ne demek, kim? Atatürkçü kim? Yani o zaman Atatürkçü lider otoriter ve milliyetçi olmayan bir şey, tanım. Milliyetçi lider kim mesela, Erdoğan hangisi, otoriter mi milliyetçi mi? Şimdi denek kafasında bu sorular geldiğinde bunu şey yapmak ister. Bakmak yani bu şey değil. Bana çok bir şeyi anlatmıyor. Hayır, sana anlatmayabilir ama tabii bundan hareketle. Ama şu var, şunu ona gelelim. Şimdi bak. Bir şu dizayn, dünya, mühendis, bu dünya, toplum mühendisliği meselesi. Bu şimdi bütün dünyada, dünya Trump'tan başlayarak Putin işte diğer liderlere kadar. Hepsinin bu düzeni sürdürmek üzere bir dertleri var. Yani bu düzeni sürdürmek ve bu aşağıdan gelen dehşetli dalgayı kontrol altında tutabilmek diye bir dertleri var. Ve bunu ancak otoriterleşerek, teknolojiyi otoriterleşmenin emrine sokarak, bütün bu internet çağını otoriterleşmenin aracı yaparak gerçekleştirebilirler. Mecburlar bunu yapmaya. Yani bunu yapacaklar, yapmayı deneyecekler. Fakat buna karşılık bu dipten gelen dalga bununla kontrol edilebilecek mi? Bütün mesele bu. Yani dünyada bütün bu otoriter çabalara, teknolojinin bu şekilde kullanılmak istenmesine rağmen karşı konulmaz bir dalga var. Yani bu pandemiyle bir kere ortaya çıktı. Amerika'da hiç kimse bu kadar bir sarsıntı beklemiyordu. Çok ciddi olarak bir sarsıntı var. Yani biz çok takip edebiliyoruz, edemiyoruz Türkiye'de başka. Türkiye'de var mı? Ya Türkiye'de de var. Türkiye'de de olmaz olur mu? Yani baskılanıyor, engelleniyor. Her gün yeni bir yasak getirilerek gösterilmek istenmiyor. Ama dipten dibe kaynıyor bu, fark edilmez mi? Yani bu sandık için yapılan anketler bu kadar ortak bir şey ortaya çıkarabilir mi? Sarsıyor. Aşağısı kaynıyor. Aşağıdan zemin kayıyor. Toprak kayıyor. Yani AKP gidiyor. Çok açık olarak gidiyor. Fakat yani gitmemek için tutunmanın bir şeylerini arıyor. Yollarını arıyor. Bulabilecek mi? Bence bulamayacak. Öyle mi söylüyorsun? Bulamayacak.
Yani bunu gördükleri için bu kadar her gün her gün çok ciddi cinnet hamleleri yapıyorlar. Yani bu her gün icat ettikleri Halk TV'yi kapatırım, Tele1'i kapatırım, sosyal medyaya kontrol getiririm, baroları bölerim, meslek odalarını bölerim türü şeylerin her biri bir cinnet hamlesi. Bu gidiyor olmakta olanın çaresizliği ve çırpınışı. Bu çok açık. Dünyada da öyle. Yani dünyada da Trump, işte Brezilya'nın lideri, ondan sonra Avrupa'daki birçok şeyler ciddi sarsıntılar geçiriyorlar ve bunun henüz bulunmuş bir yöntemi yok. Yani burada yeni bir sözleşme yapmak durumundalar bütün dünya. Bu aşağıdan gelen dalganın beklentilerine karşılık vermek üzere bir yeni sosyal sözleşme yapmak durumundalar. Yani paylaşma, ellerindekini, avuçtakilerini paylaşmak durumundalar. Özgürlükler konusunda, yönetim konusunda, yönetime katılmak konusunda, doğayla olan ilişkiler, insan ilişkileri, bütçe, para ilişkileri, bütün bunlar konusunda bir yeni sözleşmeye zorlanıyor dünya. Bunu yapacak dünya, mecbur yapacak. Yapmadığı takdirde bunlarla baş edemezler. Yani yüz tanımaydı, işte bütün teknolojinin kontrol araçlarını kullanarak insanları her anını kontrol etmek. Bununla baş edemezler. Mümkün değil. Olmaz. Yani yeni bir sözleşmeye, yeni bir anlaşmaya mecbur. Buraya doğru gidiyor diyor. Bunu önleyemezler. Bu ne dünyada önlenebilecek ne Türkiye'de. Biz oraya geldik. Vallahi bir yere geldik de geldiğimiz yer burası mı? Seninle pek aynı fikirde olamıyorum. Neden? Yani Erdoğan, şimdi yeni sözleşmelerden söz ediyorsun. Erdoğan eski sözleşmeleri yırtıp atmak. Yok, bu sözleşme Erdoğan'la yapılmayacak zaten. İstanbul sözleşmeleri vesaire yırtıp atmak da şimdi. Bu sözleşme Erdoğan'la yapılmayacak zaten. 16 hatta 17. yıldayız. 17 yıldır iktidarda olan ve devletin hafızasını yeniden neredeyse oluşturan kurumlarıyla, yasalarıyla, her oluşturduğunu sandığımız bir iktidardan söz ediyoruz. Öyle bir şey yok ortada. Bak, iki yıldır Cumhuriyet Hükümet Sistemi diye bir şey icat ettiler. Çalışmıyor. Kendileri de farkındalar. Hiç işlemiyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Bir tane başarı öyküsü yok. Neresinin tutsak dökülür vaziyette. Yani ekonomik olarak mı çalıştı, siyasi olarak niye mı çalıştı? Destan yazıp duruyorlar. Ne, bak, yeni havalimanı mesela. Yeni havalimanı battı. Pandemiyle battı yani üstelik. Ama bir dakika, pandemide dünya bizi kıskanıyor. Orada da ayrı destan yazdık. Öyle, öyle. Onun için şimdi turist geliyor değil mi? Yani itibarına ve görünümüne bak. Güvenmiyorlar sana. Senin şimdi, verilerine güvenmiyorlar ve göndermiyorlar insanları. Bir ekrana bir görüntü gelecek. bakın, başta Sağlık Bakanı olmak üzere Koronavirüs Bilim Kurulu Danışma Kurulu üyeleri habire aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat diyorlar ve topu vatandaşın kendisine atıyorlar ya. Yani iktidar her şeyi serbest bıraktı. Bu hafta sonu yanılmıyorsam Luna Parklar açılıyor hanımefendiler, beyefendi. Luna Parklar bile açılıyor. Hani gidilir gidilmez bilmem. Eğer kararı, korunmayı sokaktaki insana bırakırsanız ne olur? Aslında şimdi gelecek görüntülerde Z kuşağı var. Ama Z kuşağı da hani otorite istiyormuş ya, bırakın otoriteyi. Eğer kural yoksa uçup gidiyor ya. İstanbul'dan bir görüntü. Gayet anormal bir görüntü. Buyurun. Şimdi çevrede bu şeyler olmasa, maskeli 3-5 kişi olmasa, bu eski görüntü diyeceğim. Seyreden daha küçük yaştakiler, bir de bir tane böyle genç var siyah maskeyle ekranın hemen sağında, görüntü sağından görünüp kaybolan. Coşmuşlar çocuklar ama yani haklılar da bir bakıma. Kan kaynıyor. Kimse onları ya anlatmamış ya efendim yeni kurallar getirerek
kısıtlamalar getirerek durdurmamış. Normalleştik denmiş. İşte buyurun bizim normalimize bu diyorlar. Ve bu normalmiş gibi gerçekten durum. Ağustos sonunda da, 1,5 ay sonunda da okulları açacaklar. Okullarda mesela nasıl olacak? Ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani kabus gibi benim hani ortaokulda, ilkokulda çocuğum olsa şimdi gece uyku uyuyamam. Çocuğundan endişe etmezsin, kendinden endişe edersin. Taşıyıcı olan çocuk çünkü. Şimdi bunların rahatlıkları bize bir şey yapamaz. Yani bizim bağışıklık ama sistemimiz... Ama Fahrettin Koca dedi ki giderek daha fazla genç vaka var dedi. Evet, dikkat ama dedi. Sonuçta bak zaten insanı belki de çıldırtan şeylerden biri bu yeşil tabloyu koyuyorlar. Vaka sayısı, işte entübe sayısı, iyileşen sayısı falan filan. Bir de başka detay yok. Yani ne yaşla ilgili bir bilgi veriyorlar, ne doğru dürüst coğrafi bir bilgi veriyorlar. Ama Fahrettin Koca dediğim gibi yaş konusunda uyardı. Neyse, sonuç olarak o Ayşenur, da yeni birkaç yani, gün önce. Genç çocukların biraz daha bu konuda lagar davranmalarının, yani maskeydi bilmem şuydu buydu, bu bağışıklık sistemlerine güvenmelerinden, yani bizler de aynı yaşta olsak herhalde sürekli olarak bir maskeyle dolaşmak ve bu kadar özgürlük varken kendimizi kısıtlamaya gitmezdik yani. Bu yaşla da ilgili bir şey. Ama tehlikeli taşıyıcılar çünkü. Yani onlara bir şey olmaz. Ama beraberinde getirdikleri virüsler evdeki büyüklerine ciddi tehlike arz eder. Şimdi birçoğumuz mesela ben kendi adıma yani çocuklarım evde olmadığı için hakikaten biraz daha rahat hissediyoruz kendimizi. Neden? Bir yandan aynı çatı altında yaşasan, onun her adımını kontrol etmek durumunda kalacaksın. Her gün eve geldiğinde bir virüs getirip getirmediğini kontrol etmek durumunda kalacaksın. Yani çok zor bir durum. Şimdi Amerika'da birçok üniversite 2021 ders yılını online yapma kararı aldı. Daha şimdiden aldılar kararlar. Yalnız orada çok bir bilgi olarak söyleyeyim. Şöyle bir şey oldu bu konuda. Online üniversiteye devam edecek öğrencilere madem öyle burada bulunmanıza gerek yok, ülkenize dönün çağrısı var. Daha doğrusu belki de talimatı olacak. Yani bu çok yeni. Daha bu sabah CNN International'da duyduğum. Ben de duydum ama detaylarını bilmiyorum. Çünkü benim oğlum bir de master'a devam edecek. Rüzgar kalıp kalmamak ya da belki bir yıl donduracak. Ya bir de çok enteresan. Şimdi bu hani milliyetçi duyguları aşmış. Deminki araştırmaya dönecek olursak. Otoriter lider isteyen gençlik. AKP'lerin bile %70'i Avrupa'da okumak istiyor. Yani hani milliyetçisiniz. Hatta otoriter, hatta diktatör, milli diktatör Perinçek'in ifadesiyle bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Ama bir yandan da bu ülkeden bir an önce kaçıp gitmek gibi bir derdiniz var. Avrupa ülkelerinin hem de AKP'nin gençleri, daha biliyorsunuz yeni yayınlandı bu araştırma. Bunu nasıl izah etmeli bilmiyorum. Ben o soru kağıdını hazırlayan, anketten akademisyenin anketin sıhhatinden biraz şüphe ederim. Çünkü niye otoriter, milliyetçi, Atatürkçü diyorsun da demokrat demiyorsun mesela? Demokrat bir lider isterim. Ne oluyor şimdi? Dünyadaki lider tipleri böyle mi tarif ediliyor? Otoriter lider var, milliyetçi lider var, işte Atatürkçü lider var gibi. Yani bu nasıl bir tasnif? Onu geçiniz ama gençlerin önemli bir kısmının fırsat bulamazsa bile niyet olarak yurt dışında okumak isteyecekleri, dil öğrenmek isteyecekleri, bir dünya kültürüyle tanışmak isteyecekleri çok anlaşılır bir şey. Yani bunu hangi genç istemez? Hele ki Türkiye'nin bu çöl şartlarında, yani ortada özenilecek bir eğitim ortamı kurumu mu kaldı Allah aşkına? Bir ortalığın haline bak, yani bir akademisyen profiline bak ortaya çıkarılan. Çöle döndü resmen yani. Burada kim içi rahat ederek çocuğunu okutmak ister ya da hangi çocuk eğer fırsat bulursa dışarıda okumak varken burada kalmak ister ki? Bu hale getirdiler Türkiye'yi. Yani bunun için
o çocuğun muhafazakar bir aileden ya da ilerici bir aileden olması gerekmiyor. Ama şunu da biliyoruz, Konda'nın araştırmalarıyla özellikle bunu gördük. Muhafazakar gençler diye tanımladığımız bir kesim, yani annesi babası AKP seçmeni ve kendisini muhafazakar olarak tanımlayan insanların çocuklarından söz ediyoruz. Onlar artık oy verirken mesela ebeveynlerinin istediği partiye oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Belki de sandığa gitmeyecekler ama AKP'nin umudu bu mudur bilmiyorum. Aman bunlar sandığa gitmesin, yeter ki uzak kalsın derler bilmiyorum. Ama İstanbul seçimi, Mustafa Sönmez senin dediğin gibi, kafası kızarsa bu kuşağa sandığa gidip olayın seyrini değiştirebileceğini gösterdi bize. Ya kaldı ki Ayşenur, şimdi muhtemel bir yakın seçimde bu muhafazakar kesim sadece AKP'ye mahkum olmayacak. Yani biz beğeniriz beğenmeyiz. İki tane seçenek çıktı orada. Biri Davutoğlu, biri Babacan. Yani aynı mahallenin gidebileceği iki adres son, var yani. Metropole göre İsmail Saymaz geçenlerde açıkladı. Yeni partilerin oyları giderek yükseliyor gibi deniyor. Yani bunu hafife alma. Artık bir mecburiyet hali yok. Buradan özgür bırakıldıkları ve örgütlenebildikleri ölçüde AKP'nin altına oyacak iki tane de seçenek çıktı. Ben bunun hiç de hafife alınacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi programın başında Ayasofya'yı konuştuk ya. Ayasofya manşetlerde işte her gün iktidar yöneticilerin dilinde biz asarız keseriz, halbuki işte açıyoruz dese olacak bitecek Erdoğan. Danıştay'a topu atıyor. Bir yandan Danıştay'a topu atıyor, bir yandan da işte bu konuyu köpürtüyor. Mustafa Balbay bugün diyor ki işte Ayasofya açılımı demiş o. Ayasofya açılımı hakikaten öyle durup dururken işte bir takım şeyleri konuşmamak. Bundan bahsederken bu işte korona meselesi falan da sıkıntı yarattığı için diye bir şeysi de var. Bir başlığı da var. Yani sana sormak istediğim şu. Diyor ki, bu arada Mustafa Balbay biliyorsunuz Ankara'da ikamet eden bir gazeteci. İşte önemli çevresi olan bir gazeteci. O kulislere dayanarak söylediğini düşünüyorum. AKP önümüzdeki bir yıldan daha kısa süreçte seçim planı yapıyor. Bu meseleleri, Ayasofya benzeri meseleleri de bunun için kullanıyor. Bu meselenin bir aracı olarak görüyor diyor. Sana göre bir yıldan kısa bir sürede, yani 2021'de demektir bu, bir seçim bekliyor musun? Mümkün mü? Almonitör'e iki hafta önce yazdım ben bunu. Yani ekonomi özellikle erken seçimi dayatıyor. Yani şimdi Ayşenur, bütün toplumlar... Ekonomi seçimi dayatıyor. Dayatıyor. Ekonomi dayatıyor. Yani ekonomik şartlar dayatıyor. Önemli. Çünkü ekonomiyi yönetemiyorlar. Yani ekonomik aktörleri de tatmin edemiyorlar. Ekonomik aktörler ister AKP'li olsun, ister olmasın. Yani bunlar artık çarkların dönmemesinden, sorunlara çözüm bulunamamasından, önlerini görememelerinden ciddi ölçüde şikayetçiler ve homurdanıp duruyorlar. Çünkü belirsizlik hakim. Hiç kimse kalkıp kredi kullanmak istemiyor, yani yatırımcı olarak. Kullanılan krediler tüketici. 12 ay ödeme gel konut kredisi al, 12 ay ödeme gel otomobil kredisi al deyince hurra millet kredilere hücum etti. Ama yatırımcılar... Bunun bir de ödemesi var. O başka, neyse şimdilik alalım, önümüz Allah kerim. Ama kimse önünü görüp bir yatırıma başlayamıyor. İhracat yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bir kere bu pandemi şartları bir yana... hali hazırdaki ekonominin bütün göstergeleri daraltılmış bir alan buna imkan vermiyor. Yani herkes en az bir 2-3 yıl önünü görebilecek bir şey istiyor, ortam istiyor. Ama AKP bunu sağlayamıyor. AKP bunu sağlayamıyor. Onun için AKP'ye de dayatıyorlar. Eğer biz yapabileceksen git seçime gir,
Önümüzü aç, herkesin önünü aç, herkes görebilsin ve ona göre hareket edelim. Yoksa bu durduğun yerde bu güç kaybıyla güven vermiyorsun. İçeride ama değil. Bu tabloda seçime giderse mevcut seçim sistemine göre %50+1. Şimdi şu çok net bir gerçek. Bir seçim sisteminin uygulanabilmesi için bir yıllık bir süre yasal hazırlığı, hatta anayasa değişikliği gerektiriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çünkü başka bir şey getirdi. %50+1'i getiremeyeceği ortada. Erdoğan niye gitsin öyle bir seçime? Neye güvenerek gitsin? Yok, şimdi 2023'ü bekleyemiyor. Yani 2023'ü... Hiç seçim yapmamak gibi bir seçenek yok mudur sence? Yoktur. O da olmaz. Bu neden? Bu dünyada olmaz. Yani niye yapmıyorsun derler adama. Kim der? Dünya der. Ya burası böyle izole bir şey değil, adacık değil. Burası sonuçta bir dünya kapitalizminin bir parçası ve öyle ihmal edilecek bir parça değil. Dünyanın burada parası var, dünyanın burada yatırımı var. Onlar sorarlar yani orada ne oluyor diye. Bir de sen neyle geçindireceksin 83 milyon insanı? Neyle çevireceksin yani bu işleri? Ancak dünyayla uyum içinde yapabilirsin. Ya dünya bana ne deyip dirsek falan çeviremezsin. Öyle bir şeyin yok, kaynağın yok, petrolün yok, madenin yok. İçine kapanacak, 83 milyonu güdecek bir halin yok. Şimdi dünyayı görmek tamam durumundasın. Ama gene bir de bir realite... Yasalar vesaire var ya, yani tamam bu söylediklerin doğru. Ama neticede AKP hele ekonomiyi daha düzeltecek imkanlar bulamadan, ki deniz tükendi diyorsun, satacak evet, bir şey kalmadı diyorsun. Evet. Para arıyorlar, swap bile bulamıyorlar. Yani takasla bile, emanet para bile bulunamıyor vesaire. Tamam, bu durumda niye gitsin? Bir. İkincisi şu, seçim şöyle olabilecek yeni sisteme göre. Ya meclis seçim kararı alacak, kendisini feshederek, o ne işe yarayacaksa artık. Burada çoğunluk yetmiyor, salt çoğunluk. Erdoğan kararı değil, verecek. Çünkü nitelikli çoğunluk gerekiyor biliyorsunuz. İkincisi Erdoğan karar verebilir. Erdoğan karar verirse de o zaman Erdoğan'ın hakkı eksiliyor. Mevcut şeye göre yani iki dönem yerine bir dönem daha, hatta belki tartışmalarla bir daha aday olamaz noktasına bile gelebilir, bilmiyorum artık o kadarı hani çarşambadan perşembeyi görebiliyorum, bir dahaki pazartesiyi göremiyorum çok açık söyleyeyim. Nasıl olur da bu verili durumda %50+1'i de garanti etmeden bütün anketler, AKP'nin önündeki anketler dahil diyor ki Cumhur İttifakı %40 küsur dolaylarında, nasıl olur da bir seçimi göze alır? Ben bunun cevabını veremiyorum Mustafa. Göze alamazsa eridiğinin her gün biraz daha eridiğini göreceğiz. Kendileri de görecekler. Bunun farkındalar. Vallahi yapamaz. Bunu göze alıp ama her tür hukuksuzluğu dikkate alarak, göze alarak hukuksuzluğu. Göze alarak bir oldu bittiye getirmek isteyebilirler. Valla baro yasası bunun bir örneği. Hiç hani umursamadılar, öyleydi böyleydi. Komisyondan geçti, perşembe günde genel kurula gelecek. Çoklu baro yaratmak üzere. Hemen bir haber, yeni haber, taze haber. Daha çoklu baro yasası meclisten çıkmadan bir bölünme başladı. Ankara'da bir grup avukat Ankara Hak ve Adalet Barosu adıyla bir patent başvurusunda bulundu. Hak ve Adalet Barosu olacakmış Ankara. Yani Ankara'daki barolardan biri olacakmış. Kim bilir hani bunun kaç daha başvuru gelir. Daha yasa çıkmadan bölündü bakın. Ve adında da tekrar etmekte fayda var. Hak ve adalet sözcükleriyle bir baro. Hazırlığını yapmışlar. Yani minareyi çalan kılıfını da bir tarafta hazır tutuyor. Evet, çalmak kelimesi demeyelim de ne diyelim böyle hani dikenli. Mahmut diyelim. Mahmut diyelim. Mahmut diyelim, Şemsettin diyelim. Bana öyle bir şeyler diyelim. Bir dakika bile yok, toparla bitirelim. Kaçınılmaz olarak seçime gitmek
bir an önce gitmek zorunda. Götüremez. Balbay gibi. Götüremez. Götüremiyorlar. Her geçen gün eriyorlar. Onun için hamhum şaralop, hukuksuzluk vesaireyi göze alarak biraz daha bir alan kaplamaya çalışacaklar. Bagajdaki cesetler. Ay çok. Ne saçma sapan şeyler konuştuk. Halbuki. Bir film ismi bu. Yanlış anladın sen Ayşenur. Doğru söylüyorsun. Efendim Adnan Oktar dün duruşmaya çıkmış. Kediciklerle beraber. Mavi takım elbise. Fotoğraf yok içeriden maalesef biliyorsunuz. Mavi takım elbise içine kırmızı gömlek giymiş. Kedicikler de bağırmış. Hocam çok yakışıklı görünüyorsunuz. Hocam şahane görünüyorsunuz. Bunları konuşacağımızı hayatın gerçeklerini. Gene neler konuşturdun Mustafa. Neyse yarın belki hayatın gerçeklerine döneriz. Teşekkür ediyorum arkadaşım. Beni çağırırken böyle demiyorsun ama gel güzel şeyler konuşacağız diyorsun sonra açıyorsun. Hayır, seni kandırıyorum. Kandırıyorsun. Yarın görüşelim.